Yani mümkün olan soru sormadan bir sonuç bitsin. Evet, anlıyorum. Hakikaten aralara girmek de lazım belki ama yani şu an gerek 18 kapsamında birinden bir hizmet aldığımızda karşı tarafta muhakkak bu işlemin arzi kazanç girdiği konuda bir yazı almak gerekiyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Zannediyorum bu tip çok işlem var. Yani bize de geliyor biliyorsunuz. İdare böyle bir güvenlik bölgesine başvurmuş. Herhalde ondan dolayı. Çünkü çok fazla bu tür şey var. Üçüncü bir tam istisnai tam tefkati gerektiren işlem kiralamalar. Kiralamalar da biliyorsunuz gelir vergisi tam 70'e göre kiralamalarda katma değer vergisi var. Eğer bir herhangi bir iktisadi kıymet, bir işletmenin aktifte kayıtlıysa yapılan işlemlerde bir katma değer vergisi doğar. Değilse doğmazdı. Fakat sorun şuydu, öyle iktisadi işletmeler var ki aktiflerinde gayrimenkuller var fakat bu işletmeler katma değer vergisi mükellefi değil. Bankalar ve sigorta şirketleri. Bunlar bir problem vardı. İlk defa bunlara tam tevkikat geldi. Eğer herhangi bir mükellefiniz bir bankadan veya bir spor şirketinden bir gayrimenkul kiralarsa iki yolu katma değerde tam tevkikat olarak bunu katma değerine yönetmek zorundasınız. Örneğin Anadolu Sigorta'dan bir mükellefiniz bir yer kiraladı. Yani yerin kiraya veren Anadolu Sigorta ise bunun düzenlemiş olduğu faturada ya da makbuzda alacaksınız ve sorumlu satıya katma değer yapıp değer geçeceksiniz. Bu da yine bir mesele. Bu da bir boşluk vardı. Bu yapılmıyordu. Bu da burada kayıt aldı. Yani tam tevkikatta üç tane kısım var. Dördüncü kısım var. Reklam verme hizmetleri. Özür dilerim. Dört tane kısım var. Bir, yurt dışındaki mükellefler için olan kısım. İki, neydi ikincisi? 18'e göre kısım. Üçüncüsü, bu kiralama ve dördüncüsü reklam işleri. Bunu da okuyayım isterseniz. Bu da yeni gelen bir şey. Özellikle spor kulüpleriyle geldi bir şey. Kamuoyunda çok tartışıldı biliyorsunuz belki. Diyor ki, KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler, KDV mükellefi olmayan amatör spor kulüplerine oyuncuların formunu göstermek, şahıslar ve kuşlar bina araziyi bir yerlere duvarlara yazmak, tam olarak yerleştirmek, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan dergi, kitap, yazı eser, yayınlamak ve benzeri şekilde reklam vermelerinde tam tevkikatlar arkadaşlar. Bu da kısmen spor kulüpleri haricinde diğerleri uygulanıyordu. Biliyorsunuz özellikle binalar, biliyorsunuz siz duvarları ve cephelerde giydirmeler yaptırıyorlar reklamları. Burada tam stopaj vardı, tam tevkikat vardı bunlarda biliyorsunuz. Burada değişen bir şey yok. Dergiyle ilgili reklam verme değişen bir şey yok. Spor kulüpleri olarak şey pek uygulanmıyordu. İlk defa uygulanmaya başladı. Tam tevkikatla ilgili olarak kısaca değineceğim bu. Eskisiyle ilgili çok fazla bir şey yok. Sadece bir kez daha söylüyorum. Serbest meslekle gelen bir şey var. Banka ve sigortalı, yani alış katma değerli mükellefi olmayan kurumların aktiflerine kayıtlı olan kıymetleri kiraya vermelerinde olan bir durum var. Onun için çok fazla değişiklik yok. Asıl büyük değişiklik, daha da bizim uğraşacak değişiklik kısmı tevkikat. Çünkü burada 13 değişik hizmette ve 6 tane de teslimde kısmı tevkikat edildi. 2 tane de teslimde kısmı tevkikat kaldırıldı. Çünkü onlar çok değiştirildi. Bunları da isterseniz şöyle değineyim. Sonra tek tek inceleriz. Örneğin yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde 2/10 tevkikat getirildi. Daha önce olan farklıydı. Biraz sonra değineceğim. Etüt, plan, proje, danışman, denetim ve benzeri hizmetlerde 9/10 geldi. Daha önce 1/2 idi mesela bu. Bu yeni geldi. Yani oran değişti daha doğrusu. Makine, tesisat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde 5/10 tevkikat var. Yemek, servis, organizasyon hizmetlerinde 5/10 var. Bunların birçoğunda hem oran değişikliği oldu hem de hizmetin kapsamına değişikler oldu. Biraz sonra gireceğiz. İş gücü temin hizmetlerindeki birçoğumuzu ilgilendiriyor. 9/10 oldu. Yapı denetim hizmetlerinde 9/10 oldu. Fason olarak yaptırılan bu da birçoğumuzu ilgilendiriyor. Tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işler alışık hizmetlerinde 5/10 oldu. Turistik mağazalara verilen müşteri bulma, anlattık mı diyorlar bunu? Götürme hizmetlerinde 9/10 oldu. Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemlerde bu da ilk defa geldi. 9/10 oldu. Temizlik, çevre ve bahçe düzenleme hizmetlerinde 7/10 oldu.
Servis taşıma hizmetlerindeki bunda kapsamı çok değişiklikler var. 5.10 oldu. Her türlü baskı ve basım işlemlerinde 5.10 oldu. Diğerlerinde 5 taksi 10 oldu. Bunlar hizmetlerle ilgili, tevkikatla, kısmi tevkikatla. Bir de mallarla ilgili tevkikatlar var. Malla ilgili. Dikkat ederseniz ciddi yaygın arkadaşlar. Ciddi yaygın. Biraz sonra sayacağım. Kimlere yapılan kestimlerde, yani kimlere yapılan hizmetlerde bu tevkikatlar. Biraz sonra göreceğiz ama şimdi tevkikatları biliyorum. Mesela külçe metal kestimlerinde 7/10 var. Bakır, çinko, alüminyum ürünlerin kestiminde 7/10 var. Hurda ve atık kestimlerinde 9/10 var. Metal, plastik, lastik, kauçu, kağıt ve cam hurda ve atıklarla elde edilen ham madde kestimlerinde 9/10 var. Pamuk, tiftik, yün ve yapay ile ham, post ve deri teslimine 9/10 var. Ağaç ve orman ürünü teslimine ilk defa geldi. 9/10 var. İki tanesi de kısmi tevkikatın kaldırıldı. Bunların biri etle ilgiliydi. Ki çok eleştiriliyordu. İkincisi ise akaryakıt teslimine ilgili. Biraz sonra bunlara değineceğim. Şimdi asıl bundan sonra uğraşacağımız kısmi tevkikatla ilgili. Önemli çünkü bu maddeleri bilmek lazım. Nasıl tahta olsaydı tahta yazmak istiyordum. Şimdi sorumluları, kısmi tevkikatları, kimlere yapılan teslime ne tevkikatla uygulayacağını tebliğ ikiye ayırmış. Demiş ki bunlardan, bir, KDV mükellefi olanlar demiş. Buna, bunu istiyorsanız yazın, 3002A. Çünkü bu lafı çok kullanacak. 3002A olanlara. 3002. 3.1.2.A. 312A. Evet, 312A. Bir tanesi bu. Bu normal katma değer mükelleflerine yapılan teslimlerde hangi teslimlere normal mükellefe yapılan teslime tevkikat uygulanacak? Kısmı da buna göreceğiz. Bir de 312B var. Bu da belirlenmiş. Tebliğle belirlenmiş. Burada alıcılar var arkadaşlar. Tebliğle belirlenmiş. Bunlar kimler? Bunlar ağırlıklı olarak kamu kuruluşları. Yeni gelen bir kuruluş var. SPK'ya tabi kuruluşlar. Yani bu yoktu. Yani İstanbul Mevkiler Borsası'nda işlem gören kuruluşlar var. Kalkınma Yatırım Ajansları var. Organize Sanayi Bölgeleri Mevkul Hükümetler Vadeli İşlemler Borsası dahil borsalar var. Yarıdan fazla kamuya ait kuruluşlar var. Yani bunlar şu, kamuya ait kuruluşlar, BD'ye ait kuruluşlar, SPK'ya ait, yani halka açılmış kuruluşlar diye sayılır. Bir de bunlar var. Yani 312A normal mükellefler, 312B ise tebliğle belirlenmiş mükellefler. Bunlara yapılan bir takım teslimlerde kısmi tevkikat var arkadaşlar. Kısmi tevkikat var. Şimdi bunları tek tek istiyorsan tevkikatları inceleyelim. 312A ve 312B diye telaffuz edeceğim. Siz anlarsınız. İlki yapım işleri, bu işlerle ilgili ifade edilen mühendislik faaliyetleri. Tabi diyor ki 312B ayrımında sayılanlara karşı ifade edilen yapım işleriyle bu işlerle birlikte ifade edilen mühendislik, mimarlık, etüt proje hizmetlerinde alıcılar tarafından 2/2/10 oranında tevkikat yapılır. Yani diğer 312B kapsamlı olanlara yapılır. 312A kapsamlı yapılanlara tevkikat yok. 312B kapsamlı olanlara yapılan tevkikat var. Kapsamını inceleyelim beraber, kapsamını hangi işler gidiyor? Bu daha önce biliyorsunuz 1/6 idi. Şimdi 2/10'a çıkarıldı arkadaşlar. Şimdi bu işleri saymış tek tek. Peki taşeronlar ne olacak? Taşeronlar da aynen var. Yeni gelinen bir şey var arkadaşlar. Nakliyeciler de. Yani inşaat bu tip işlemlerde nakliye ile yapılan teslimler de tevkikat kapsamına alındı. Yani bu nakliyeciler ciddi problemler oluyor biliyorsunuz. Nakliyeciler özellikle bu tevkikatlı iade talebinde bulunan mükelleflerde nakliyeciler ciddi sorun oluyordu. Nakliyeciler nedeniyle iadeler reddüstat dahil reddediliyordu. Tevkikat kapsamını almakla herhalde burada bir rahatlama düşündüler. Nakliyeciler de tevkikat kapsamına aldılar. Diyor ki mükellefler isten tevkikattan kaçıyordu. Taşeronlarla sözleşme yapmıyorlardı. Tebi özel diyor ki sözleşme olsun ya da olmasın. Taşeronlar yapılan bütün teslimlerde ister 5 taşeron olsun ister 15 taşeron olsun altta ne kadar alt yüklerce olsa olsun fark etmez. Ben 2010 kısmi tevkikatımı uygularım. Bu dönemde bir usta açıkçası. Bakıyorum şimdi böyle önemli hususlara bakıyorum.
Şimdi istisnalar var burada, muafiyetler var. Neler mesela? Bazılarını almamış. Diyor ki, alıcı ile ilk yükleyicinin tebliğin 312B ayrımı kapsamında yer alması halinde ilk safhada tebligat söz konusu olur. Yani ikisi de bir kamu kuruluşsa. Biri kamu kuruluşu, biz halka açık kuruluşsa. Biri kamu kuruluşu, birisi işte o diğer sayılı hallerde, belediye ait bir kuruluşsa ilk aşama tebligat yok diyor. Ama bunlardan biri taşıyor olan normal bir mükellef tutarlarsa o normalinden, taşeronundan diğerine yapılan tevfikatta teslimde ya da hizmette tevfikatlar. Örneğin ben bir kamu kuruluşuyum. Kamu kuruluşu bir işi ihale etti. O da o işin bir kısmını arkadaşınıza verdi. Arkadaşınız buraya kestiği faturada tevfikat var arkadaşlar. Önemli bir durum. Yine bir başka muafiyet. Tevfikat tabi olan işlerin KDV kanunu içerisinde vergiden müstesna olması halinde işten bedel üzerine KDV hesaplanmayacağı için herhangi bir tevfikat yapılmayacaktır. Öyle bir işlem olabilir ki katma değer vergisi kanunun istinalar kısmına girebilecek. Ancak vergiden istinal olan işlerin alt yükleyiciye devredilmesi ve alt yükleyicinin yaptığı işlemin KDV'den müstesna olmaması halinde tevfikat vardır. Örneğin serbest bölgede verilen bir hizmette tevfikat olmaz. Ama dışarıdan birine taşeron tutup hizmet verdirirseniz tevfikat gündeme gelir.